Evet, sizler için şimdi İsviçre'nin köyünü çekeceğim. Brintviller diye. İsviçre'nin başkentinde kalıyor burası. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben de inşallah. Ben de ilk defa geliyorum. Ve kendim için çekip sizler için de çekiyorum. Haydi o zaman hep beraber görelim. Hep beraber gezelim, görelim neler var, nasıl sanatları var, evler nasıl yapılmış, mimarları nasıl güzel. This way. Buradan ev kiralayabiliyorsunuz. Yani birkaç gün kalmak için ya da bir hafta kalmak için. Çok güzel. Let's see. Bunlar kışlık odunları hazırlamış. Küçücük camın bile süsü var. Şuna bakın. Burası böyle İsviçre'nin köyü. Burada PTT postane yeri, ufak ve restoran, küçük mağazaymış. Şu an kapalı galiba sanırım. Ve şey, turistler için Gemeinde, yani belediyenin olduğu yer. Çok güzel. Böyle evler hep ağaçtan yapılmış. Daha çiçekleri artık solmak üzere. Eylül ayına geldiğimiz için bunu da ağaçtan yapmışlar. Ama kedilere bakın.
Merhaba. Maşallah tombik tombikler. Uy. Çok çirinsin sen. Ha, tamam kaçma gel. Hafta sonu kaçırma yapanlar böyle yapıp geliyor. Bu taraflara geliyorlar. Yani İsviçre'nin başkentine. Yeah, ne güzel. Karşı tarafta şelale var bakın. Şu tarafta görüyor musunuz? Çok güzel ya. Şimdi buradan devam ediyorum aşağıya tekrar. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Bakın. Taşları böyle dizmişler. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bu ev de çok güzel. Burası da sanat atölyesiymiş. Burası Köy Caddesi diye yazıyor. Buradan devam edelim. Ya ben buraya hayran kaldım ya. Ne kadar güzel, sessiz ve huzur içinde. Şehirden sessiz yaşayabilirsiniz. Şu eve bakın. Tarihi, kapısı da ilginç. Eski yani. Evet, burası Wanderweg diye, yani yürüme yoluymuş burası. Sonuna geldik sanırım buranın. Bir baksın bahçeleri. Aa, mor lahana. Ve tabii bak kargalar. Burada süslemişler. Bakın su akıyor. Ufak bahçe yapmışlar. Ve azıcık yağmur yağıyor. Ve güneş var.
çiçeklerin güzelliğine bakın ya. Karşıdan beni görüyorsunuz. Merhaba. Burası da marangozluk. Burada Schreinerei diye geçiyor. Evin altını bu şekilde yapmışlar, değerlendirmişler. Güzel. Ve bayağı şey yapıyorlar. Kapılar, mutfak mobilyaları, camlar. Ondan sonra mobilya bayağı şey yapıyorlarmış. Ama bir tarafı çok güzel süslemiş. Bakın bu şekilde. Bir de bunun daha yukarısı var. Oraya da bakabiliriz. Bir de oraya götüreyim sizi. Buradan da yer kiralayabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu evden. Böyle birkaç gün kalıp ya da bir hafta kalıp. Öyle. Şu minik evde. Ayrı bir sokak, minik bir sokak. Evlerin camlarının hep böyle sardunyalar var, sarkma çiçekler, çok güzeller. Hepsinin birçoğunda var, hem de hep kırmızı. Az önce yağmur yağıyordu, şimdi yağmur durdu. Hamak koymuş biri. Şurada hemen. Şöyle bakın. Yakınlaştırsam biraz görürsünüz şimdi. Görünüyor. Şu sanırım bakın, bu ne biliyor musunuz? Evet, eğer kedisi varsa oradan zıplayıp cam kenarına şuradan girecek. Onun için yapılmış, ince düşünülüyor. Bunlar hep kışlık, odunluk hazırlamışlar. Şimdi evin içinde şömine var muhtemelen ondan. Ya burası gerçekten bayağı güzelmiş. Çünkü baksanıza karşı tarafta şelale. Evin böyle bu tarafa baktığımı düşünün, ne güzel. Bunun burada minik elmaları var. Burada da elma ağacı. Toplanmış sanırım birçoğu. Evet, sadece bir iki tane şurada var. Burada hayvan da besleniyor. Bakın şu ahır, şurası. Ha, tavuk da besliyorlarmış. Tam böyle dağlık, iki dağın arasında böyle bir köy. Çocukken şu çiçekleri çok alırdım. Hep taneleri bir tane koparırdım. İçindeki o tatlı şekerini yerdim yani, yalardım. Yutardım. İşte çocukluk aklıyla böyle çok şekerimsi gibiydi.
İnşallah zararlı değildir. Çocukken yaptım ama. Biliyorsunuz şimdi kabak sezonu. Ondan süslemişler bunlarla. Bunlar ama daha çok dekor için. Sizler için diğer caddeye iniyorum. Ve kendim için tabii ki. Benim de görmediğim yerler. Evet, burada kimler varmış? Merhabalar. Oh, nasılsınız? Mini kulübeleri var. Oh, ne güzel böyle taze taze her gün yumurtasını alabilir. Şeyin güzelliğine bakın ya. Bizim çocukluğumuzdaki çiçeklerden bunlar. Bunlardan hep burnumuza böyle süs yapardık. Alnımıza falan. Evet. Buradan devam edelim. Aa, gene ezan çiçeği. Bunu biliyor musunuz? Bu çiçek akşam ezanı okunca açılıyor. Bu şekilde. Bakın. Böyle. Bu kapağını ezan okunca açılıyor. Şimdi solmuş. Yeni açılanlar yeni şunlar filizlenenler. Bunlar öyle akşam ezanında açacak. Sonra çabuk soluyorlar. Cevize bakın. Şu ceviz ağacı. Oo, tavukların gölgesi de iyiymiş ceviz ağacında. Böyle. Burası da yangın yeri. Prinsipellere bağlı. 1997'de yapılmış, kurulmuş bu köy için. Buradaki vatandaşlar için. Oo, şu eve bakın. Ne kadar güzel. Buraya da ne güzel yapmışlar. Hem oturma yeri böyle oturabilirsiniz burada. Ve burada ne güzel su akıyor. Bakın yine birinin sanat eseri konuşmuş. Taş. Şöyle. Bayağı da güzel yapmış ama. Burada yapan kişinin şeyi yazıyor. Vay güzel. Bu şekilde ne güzel akıyor su. Burada oturalım biraz. Buradan daha iyi görebilirsiniz. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Böyle. Çok güzel ya. Doğal haliyle akıyor. Maşallah. Burada da var bakın. Ezan çiçeği minik. Şimdi devam ediyoruz yola.
Burada şu an birileri var. Umarım kamp gittim yapıyorlar. Şekilde. Çıkmaz sokakmış. Burada Hıtmetli Vek diye geçiyor. Oo, suyu kapatmışlar neden? Ya tam iyi olurdu benim çekmem için. Burası böyle. Bayağı şey yerde. Şimdi yolumuza devam edelim. Buradan yukarı devam edeceğim. Bu köylük yerlerde genelde postanenin otobüsü gidiyor. Böyle sarı görüyorsunuz, sarı kıyah. Bu suyun kapanışının nedeni annem demişti. Bu işte buraya az yağmur yağdı ya, o sebepten dolayı dağdaki suları kapatacaklarmış. Öyle demişti ama her yerde kapalı değil. Burada kapatılmış. Neden bilmiyorum. Öyle işte. Sanırım ondan kapatıldı. Ya da Eylül ayına girdik diye mi bilmiyorum. Normalde bu kadar erken kapanmadı ama öyle. Şimdi devam ediyorum. Buraya da ekim biçilmiş bu tarafa. Şu evin camlarına bakın ya, nasıl temizce küçük küçük camları. Ama çok eski bir şey ya, o kadar güzel ki. Şu balkonda akşam çok güzel kahve çay içilir. Değil mi? Ablalarım, arkadaşlarım, abilerim, ailem. Burada yine ayçiçeği. Bunlar satılıyor. Tanesi 2 frank. Çarpı onu 18'e yapın. Fiyatı bayağı pahalı. Burada yazıyor ki kendin koparıp parasını oraya kumbaraya atıyorsunuz. Bu şekilde. Burası böyle. Odunlukları bakın ne kadar güzel yapmış. Titre bayrağı. Şunlara bakın. Cüceler. Burası da marangozmuş. Ondan sanırım şey İsviçre bayrağını yapılmış tahtadan. Köy Prinsviller. Burası terapist. Burada oturanlar için. Şimdi bakın burada yine taşları üst üste koymuşlar. Domatesler. Şimdi ayrı bir sokağa çekiyorum sizler için ve kendim için. Burada pazı. Bu ıspanağın bir çeşidi. De kıvırcık marul. Biz şimdi bunun yanına ne güzel şey mercimek köftesi yapardık. Biz Konyalılar çok seviyoruz. Tabii salata olarak da güzel olur ama mercimek köftesi acayip güzel oluyor.
Hele annem çok güzel yapıyor. Ellerine sağlık. Domateslere bakın, böyle ekmiş. Allah Allah. Nasıl? Gerçi yağmuru sevmediği için buraya yapmış olabilir onu. Böyle taş dekoruna bayağı güzel değer veriyorlar bakın. Her yer taş bakın. Yukarıda da öyle. Ta minnak. Burada da öyle. Şu çok güzel olmuş. Şu. Güzel yapmışlar. Yine sardunyalar. Bakın, diğeri taşla yapmış, bu odunla güzel süslemiş. Böyle. İşte dediğim size Brinsville'ler. Bey beni beğendi. Çiçek. Kırmızılarından. Burada sanırım geçtiğim bir yakın yoldan geçecek burası. O yüzden buradan yürümeyeceğim. Buradan yukarıya devam ediyorum. Her yeri değerlendirmişler adamlar. Oo, hamak keyfi. Ağaçın dibine de oturmak için güzel şey yapmış. Yanına da ateş yakmak için burada. Pardon, şurası. Güzel düşünülmüş. Burada diğer evli. Ha, buradan yürümüştük zaten. Şuradan aşağı. Şu aradan bakalım bir. Neyse. Buradan da yürümüştüm. O zaman oradan gidelim. Aradan tekrar çıkalım. Ne güzel ya, bizim yazlık gibi kokuyor. Keşke kokusunu gönderebilsem size buranın oksijen havasını. Bizim burada hep böyle isimleri bu şekilde sarıyla yazılır. Bunlar ne güzel hazırlamış yine. Kışlık odun. Bunlar da hayvan için saman koruyacak. Burada da öyle. Burada diğer sokak. Elma ağacı yine.
Asma. Burada peynir ve süt satılıyormuş. Burada çocuk olduğu için bunu yazıyorlar. Dikkat diye. Küçük çocuk olduğu zaman onu koyuyorlar burada. Oo, yine hayvanlar var. Gazlar. Ha, burada tavuk varmış. Merhabalar. Nasılsınız? Orada gazlar var. Yani pardon, bunlar ördek. Burada yine bahçe. Şu ayva ağacı mı ya yukarıdaki? Evet ya, burada ayva hiç görmedim geçişte yine. Ama ilaçlanmadığı için biraz şey olmuş. Garip. Evet. Buradan da yürümüştüm, evet. Bu sokağı da biliyorum. Yani diğer buradan yürümüştüm aşağıya. Şimdi buradan gidiyorum. Arabanın oraya çıkacak. Şimdi diğer başka yere gidiyorum. Buradan geçeceğim. Daha bu çiçekler ekecek. Güllere bakın. Ya burada da benim bir evim olsa ne güzel olur. Buraya da böyle piknik alanı gibi ufak yer yapmışlar. Herkese açık. Böyle oyun yeri. Böyle kişi duruyor. İnsanlar ona göre kayıyorsunuz. Eğleniyor. Buradaki su da kapanmış. Yüz sene önce yapılmış. Ve 2004'te tekrardan yenilenmiş. Şekilde. Vay, şuradaki eve bakın. Tuzla. Evet, şimdi buradan devam ediyorum. Şimdi diğer bir ayrı sokağa giriyorum. İsviçre rüzgarı, windrad yani, İsviçre'ye neydi, rüzgar tekeri diyorlar, evet.
Ben buradan geçmiştim. Bu da erik ağacı. Allah'ım, en sevdiğim erik ağaçlardan. Ya koparmayacağım, sadece yakınlaştıracağım size. Bakın. Şurada. Şu an tam görünmüyor karanlıktan ama. Işıktan. Evet. Şurada hemen. Burada üzüm. Ya şuna bakın. Bakın güle. Şurada yine elma ağacı sanırım. Küçüklerinden yeşil birinin de vardı ya bahçede. Ondan yıkıldı. Yine ara sokak. Böyle ara sokakları seviyorum ben. Burası figür yapan atölyeymiş sanırım. Ondan burada çok böyle. Bakın. Yukarıda da öyle. Şurada bakın. Yakınlaştıralım. Bunlar. Oo, bu da kırmızı elma. Ya bunları niye koparmıyorsunuz? Bakın kırmızı elma. Ya da daha büyüyecek mi? Böyle ara sokakları çok seviyorum. Dediğim gibi. Şunlar çok hoşuma gidiyor. Şuradan girmiştim. Şu ara yoldan. Böyle dolanıp buhardan indim. Ha, şunları sizlere de göstereyim. Bunları çok seviyorum ben. Hiçbir şey olmuyor bunlara. Benim var öyle birkaç tane evde. Bunun balkonu da güzelmiş. Eski arabalar satılıyor. Bunlar kalıp yapılıyor. Burada. Bunlar çikolata kalıbı diyebiliyorum ben. Ya da bisküvi. Evet, bu videom sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.
Beğeni yapmayı, aşağı yorum yazmayı unutmayın. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Kaç kişi izliyor ama beğeni yapmıyorsunuz. Buna üzülüyorum. Destek amaçlı olsa bile beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin ve yorum yapmayı da eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.